Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Hicr suresinden 61-79. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada Lut kavmi ve bazı başka kavimlerin helakı ile alakalı ibretli mesajları bize bildiriyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a elçiler gönderiyor. Melekleri insan suretinde gönderip Hazreti İbrahim'in bilge bir çocuğu olacağını bunlar müjdeliyorlar. Ve oradan da asıl görevlerinin Hazreti Lut'un kavmini helak etmek olduğunu bildiriyorlar. Ve bunlar Hazreti Lut'un bulunduğu bölgeye doğru geliyorlar. Okuyacağımız kısım bununla alakalı. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوتُ الْمُرْسَلُونَ Lut'un ehline, Lut'un bulunduğu yere o elçiler geldiler. قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Lut onları görünce siz tanınmaz bir topluluksunuz. Yani sizler kimlersiniz dedi. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ Onlar dediler ki biz sana onların şüphe etmiş oldukları şeyi gerçekleştirmek için geldik. Yani Hazreti Lut kavmine diyordu ki ey kavmim böyle taşkınlıklardan uzak kalın, isyan etmeyin, Allah'ın emirlerini yerine getirin. Ama onlar homoseksüellik gibi bir şeyi yapıyor, daha diğer günahları işliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Lut onlara ey kavmim böyle giderseniz başınıza bir felaket gelecek, helak olup gideceksiniz. Bunları söylüyordu. Ama Lut'un kavmi şüpheyle buna bakıyorlardı. Olur mu böyle bir şey? İhtimal veremiyorlardı. İşte gelen melekler diyorlar ki kavminin şüpheyle baktığı şeyi gerçekleştirmek için biz sana geldik. Ve eteynake bil hak ve hakkı sana getirdik. Ve inna le sadikun biz gerçekten sadıkız. Gerçekten doğruyu söylüyoruz. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْءٍ مِنَ الْلَيْلِ Gecenin bir kısmında ehlinle beraber yola çık. Burada ehlin derken ailesi bu mana anlaşılabilir. Öte yandan ehli iman, bütün iman edenler onlar da buna dahildir. Yani sana tabi olanlarla, ehli imanla ve yine sana tabi olan ailenle beraber gecenin bir kısmında yola çık. وَاتَّبِيَ اَدْبَارَهُمْ Ve sen onların arkalarında kal. Yani önce diğerlerini gönder, sen de onların peşinde bulun, arkalarında ol. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ Ve sizden hiç kimse geriye iltifat etmesin, geriye dönmesin, geriye bakmasın. O kavim ne hale geliyor, nasıl helak ediliyor, bakmasın. وَمْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ Ve size neresi emredilmişse size emredilen yere doğru yol alın, oraya doğru gidin. Ve gadayna ileyhi zalikel emr ve kendisine şu durumu bildirdik. Enne dabira haulai bu aşırı giden homoseksüel yaşayan bu kavim bunların kökü maktuun musbihin onlar sabaha girdiklerinde bunların kökü kesilecek. Yani böyle çirkeh bir işi yapan, peygamberi dinlemeyen, ona isyan eden böyle bir topluluk sabaha girerken toptan helak edilecek. Ve ca'e ehlül medine yestebşirun o şehirde yaşayanlar birbirlerine müjdeleyerek Lut'un yanına geldiler. Malum gelen melekler insan şeklinde gelmişlerdi. Birer genç şeklinde gelmişlerdi. Ve Lut'un kavmi de homoseksüel bir kavim. Onun evine delikanlıların geldiğini görünce kendilerine göre bir pay almak için öyle düşünceyle birbirlerine haber vererek geldiler. Gale inne haulai dayfi ve bunun üzerine Hazreti Lut onlara şöyle dedi. Bunlar benim misafirlerim. Fela teftahun beni rezil etmeyin. Vettakullah ve Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Ve la tuhzun ve beni zillet içinde bırakmayın. Yani bu tabii bir peygamber için çok sıkıntılı bir durum.
ve doğrudan onlara karşı koyabilecek bir kuvveti de yok ve gelen misafirlerine art niyetle bakılması, onlara pis nazarla bakılmasından fevkalade rahatsız, gelenlere bunu söylüyor. Ve bunlar benim misafirlerim, beni utandırmayın, beni rezil etmeyin, Allah'tan korkun diyor. Galu, onlar dediler ki, evelem nenheke anil alemin. Yani ey Nuh, ey Lut, biz seni alemlerden men etmedik mi? Yani el alemin işine karışma diye seni men etmedik mi? Buradan şu anlaşılıyor. Yani Hazreti Lut kavmi içinde kitleye mesajını evet anlatıyor ama kitle bunu kabul etmiyor. Ve Hazreti Lut'a tabi olanlar sayıca hayli az. Diğerleri güç itibariyle, imkan itibariyle çok daha fazla. Ve peygambere bu noktada kendileri önceden hatırlatmışlar. Bizim işimize karışma, el alemin işine karışma. Kim ne yaparsa yapsın, bunlar seni ilgilendirmez gibi bu şekilde ifadeler kullanmışlar. Bunu hatırlatıyorlar. Bunun üzerine Hazreti Lut onlara meşru daireyi gösteriyor ve diyor ki: "Gale ha ulai benati, işte şunlar benim kızlarım. İn kuntum failin, yani illa şehvetinizi tatmin etmek istiyorsanız sizi onlarla evlendireyim ve o şekilde meşru bir beraberliğiniz olsun." Erkek erkeğe gayrimeşru homoseksüellik insan tabiatına aykırı. Bunun meşrusunu yapın ve kızlarla evlenin. Burada kızlarım derken doğrudan kendi kızları olarak belki anlamamak lazım. Çünkü her bir peygamber milletinin, kavminin babası durumundadır. Ve bütün oradaki insanlar bir nevi onun evlatları durumunda olduğundan bu manada da değerlendirilebilir. Ya işte şunlar benim kızlarım, illa kendinize hakim olamıyorsanız nikah yoluyla bir araya gelin ve onlarla beraber olun. La umruke, yani ömrüne, hayatına yemin ederim ki innahum, onlar lefi sakratihim ya'mehun, o sarhoşlukları içerisinde şaşkın bir vaziyette bu haldelerdi. Burada la umruke, Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrüne yemin ediyor. Ve bir cümle-i muhterize gibi, yani ey şanlı peygamber, ey şanlı nebi, senin ömrüne, hayatına yemin ederim ki onlar bu sarhoşlukları içerisinde mütehayyir ve şaşkın bir vaziyette bocalıyorlardı. İnsan kuvve-i şehviye ile de imtihan ediliyor. İnsanda şehvet kuvveti de var ve bu şehvet kuvveti insanın imtihanının en önemli unsurlarından. Artık bülü dönemiyle beraber kadın erkek birbirine ilgi duymaya başlar ve bu beraberlik eğer nikah yoluyla olursa meşru bir beraberlik olur. Mutlu aile yuvaları kurulur. Ama gayri meşru bir şekilde bir araya gelirlerse, nikah olmadan bir araya gelirlerse bu da yoldan çıkmak olur. Gayri meşru, haram bir fiil olur ve buna zina deniliyor. Ama insanlık aleminde bir başka pislik var ki erkek erkeğe beraber olmak, homoseksüellik tabir edilen bir durum ve bu Lut kavminde başlamış, yaygınlaşmış. Şu anda günümüzde de değişik yerlerde duyuluyor bu gibi şeyler. Ve dünyada bazı ülkeler bunu kanunen de kabul ettiler. Ve kanunen böyle bir beraberliği kabul eden milletler de oldu. Ama İslam nezdinde bu en pis fiillerden birisidir. Zina nasıl ki yasaksa, kadın erkeğin gayrimeşru beraberliği, bir araya gelmesi yasaksa, erkek erkeğe beraberlik de din nezdinde yasaklanmıştır. Ve bunu adet haline getiren bir kavim, Lut kavmi, toptan helak edilmiştir. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْهَا مُشْرِقِينَ Ve derken, onlar sabaha girerlerken, sabah vakti, şiddetli bir ses onları yakaladı. Burada şiddetli bir ses, deprem gibi olaylarda gerçekten çok şiddetli bir ses de oluyor. 1999'daki ülkemizde meydana gelen depremde, o depremin olduğu yerlerde çok şiddetli sesleri de duyduklarını ifade ediyorlar. Demek ki orası da altı üstüne getirilirken çok şiddetli bir ses onları o tatlı uykularından uyandırıyor. Fecealne aliyehe safilehe, ve oranın üstünü altına getirdik.
ve emtarna aleyhim hicareten min siccil ve özel pişmiş taş, bir taşı, taşları onlara yağmur gibi yağdırdık. Burada o kavmin helak edilişi anlatılıyor ve rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam o beldeyi kaldırıyor ve ardından yere bırakıyor ve o şekilde altı üstüne getirilerek orası tümüyle helak ediliyor. Ve bu arada gökten başlarına taş yağdırılıyor. Ve bu ayette ifade edilirken وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ diye ifade edilmiş. Onlara yağdırdık. Hicareten min siccil, siccilden bir taş. Yani böyle kızgın taş, özel pişirilmiş taş ve siccil ifadesi اَلَمْ تَرَا كَيْفَ o surede de geçen bir ifadedir. Demek ki adeta semavi bir bomba gibi bunların üzerlerine gökten kızgın taşlar da indiriliyor, gönderiliyor ve altları üstlerine getiriliyor ve böylece o kavim toptan helak ediliyor. Bunların bulundukları yer Sodom Gomorra diye ifade edilir. Günümüzde de bunların kalıntılarının devam ettiği hem ayette bildirilmekte hem de tarihen sabit. Ve dünyanın değişik yerlerinde bu tarz gayrimeşru işler içinde olan, bunu adet haline getiren topluluklar değişik şekillerde helak edilmiş ve bunların bir kısmının kalıntıları günümüze kadar da gelmiş. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ Bunda mütevessim olanlar için ayetler vardır. Veseme işaret anlamında, yani işaretten anlayan kimseler için bunda ayetler var, ibretler var. Yani Allah'ın emrine muhalefet eden, meşru ile iktifa etmeyip gayrimeşru yollar peşinde koşanlar bir şekilde helak edileceklerdir. En azgın topluluklardan biri olan Lut kavmi de bu şekilde helak edilmiştir. Elbette bunda işaretten anlayan kimseler için çok büyük ayetler, ibretler bulunmaktadır. وَاِنَّهَا لَبِسَب۪يلٍ مُق۪يمٍ Ve onların o beldeleri gerçekten yol üzerinde olan bir yer. Yani insanlar onların helak edildikleri yerlere gidiyorlar ve onların o ibretlik halini ve harabe haline gelen diyarlarını görebiliyorlar. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Şüphesiz bunda müminler için, inananlar için bir ayet var ve bir ibret var. وَاِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْاَيْكَ لَظَالِمِينَ Eyke ashabı da, Eyke ahalisi de zalimlerdendi. Eyke sık çalılık anlamında, demek ki ormanlık bir bölge ve Hazreti Şuayb'ın kavmi orada yaşıyor. Hazreti Şuayb'ın kavmi bunlar da helak edilen topluluklardan. Bunlar ölçüde tartıda dengeyi kaçırmışlar. Alırken fazla fazla almak, verirken az vermek tarzında, hile yapmak tarzında bunların kötü bir adetleri var. Bunlar nefislerine zulmetmişler, insanların hukukuna tecavüz etmişler ve bunun neticesinde bu zulümlerinin karşılığı olarak helak edilmişler. فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Ve biz onlardan intikam aldık. وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُب۪ينٍ Ve onlar şüphesiz apaçık bir yol üzerinde ve gözler önünde, yani bunların durumu gözler önünde bu şekilde helak edildiler. Değerli izleyenlerim, فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Burada intikamdan söz ediliyor. Biz onlardan intikam aldık. Demek ki Allah-u Teala müntakim. Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesi de müntakim ve Allah-u Teala o şekilde intikam almakta, haddi aşanlara haddini bildirmekte. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ Allah azizdir, intikam sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın celaline de dikkat çekilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın evet rahmeti, merhameti sonsuz ama öte yandan Cenab-ı Hakk'ın azameti var, Cenab-ı Hakk'ın celali var, Cenab-ı Hakk'ın kendini kabul etmek istemeyenlerden intikam alması var. Haddi aşanlara haddi bildirmesi var. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın devam ede gelen bir kanunudur. Sünnetullah, Allah'ın sünnetidir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur.
haddi aşanlara taraf ilahiden hadleri bildirilmiştir. Ve Allahu Teala daha dünyadayken bir kısım toplulukları helak etmek suretiyle daha dünyadayken onların cezalarını vermiştir. Kitaplarımızda tefsirlerde kaydedilen önemli bir ifade şöyledir. Allahu Teala imhal eder ama ihmal etmez. Yani Allah mühlet verir. Hemen bir anda cezalandırmaz ve onlara fırsat verir ve onlara müddet tanır ama bunun neticesinde hala akıllarını başlarına almazlarsa Allahu Teala onları perişan eder. Ve Allahu Teala'nın azameti var. Allahu Teala'nın celali var. Ve inne batşe rabbike le şedid. Senin Rabbinin yakalaması çok şedittir. Yani buna da Kur'an-ı Kerim'de yine dikkat çekiliyor. Allahu Teala yakaladığı zaman çetin bir şekilde yakalar ve Allahu Teala'nın yakaladığından kurtulabilmek mümkün değildir. Bütün bunlardan şunu görüyoruz. Demek ki Allahu Teala'nın azametini düşünüp, celalini düşünüp acaba biz de oradan bir ceza alır mıyız diye insanların çekinmesi lazım. Yaptıkları isyanlar, günahlar onları nereye götürüyor? Buna dikkat etmeleri gerekiyor. İman yolu güzel bir yol. O yolda emniyet var. O yolda güven var. O yolda Allah'ın rahmetini elde etmek var. Günahlardan uzak kalmak var. Ama buna mukabil bir de küfür yolu var. Küfür yolunda Allah'ı tanımamak, Allah'a haşa kafa tutmak ve gayrimeşru şeyler var. O gayrimeşru şeyler dünyada da insanları helakete götüren durumlar. İşte diyelim Lut kavminin durumu nazara verildi. Lut kavmi homoseksüel bir kavim. Allahu Teala insana şehveti neslin devamı için vermiş. Ve insanlar bu şekilde kadın erkek bir araya geliyor, yuvalar kuruluyor, aile yuvası kuruluyor. Meşru nikahla meşru çocuklar dünyaya geliyor ve nesiller bu şekilde devam ediyor. Ama tutup da erkek erkeğe veya kadın kadına beraberlik tarzında durumlar olduğunda buradan nesil devam etmez. Ve bu fıtrata aykırıdır, fıtrata terstir. Dolayısıyla bu ilahi azabı gerektiren durumlardan birisidir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin helaki nazara verilirken tarih boyu insanların şuzuzuna, haktan sapmalarına, gayrimeşru yollara sülük etmelerine bir misal verilmiş oldu. Ve bunların acı akıbeti anlatılmak suretiyle de insanların akıllarını başlarına almaları hususunda bir takım nasihatler bize bildirilmiş oldu. Ardından Ashabul Eyke, Hazreti Şuayb'ın kavmi, bunlarda başka yönden aşırılıkları var. Bunlar da ticarette ölçüyü kaçırmışlar ve zulmediyorlar. Bu noktada insanların hukukuna tecavüz ediyorlar. Allahu Teala onların da helak olduğunu bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdi. Devamında Allahu Teala şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ Hicr ashabı da elçileri yalanladı. Hicr aynı zamanda bu surenin ismidir. Ayette geçen Ashabul Hicr ifadesinden surenin adı buradan gelmiş. Ve bunlar Hazreti Salih'in kavmi. Hazreti Salih Semud kavmine gönderilmiş. Demek ki Semud kavminin bir başka ismi Ashabu Hicr. Ayette bu şekilde ifade ediliyor. Bunlar da Allah'ın gönderdiği peygamberleri yalanladılar. Bunlara gönderilen Hazreti Salih ama başka peygamberler de ayrıca gelmesi muhtemel. Şu anlamda da belki değerlendirilebilir. Orası bir bölge. O değişik bölgelerde Hazreti Salih'e bağlı olarak Allah'ın dinini tebliğ eden kimseler de var. Peygamberden ders almışlar ve onlar Allah'ın dinini anlatıyorlar. Ama o bölgede yaşayan bu kimseler yalanladılar. Gönderilen elçileri yalanladılar. Ve ateynahum ayatina, biz onlara ayetlerimizi verdik. Fekanu anha muridin, ama onlar bu ayetlerden yüz çevirdiler. Ve kanu yanhituna minel cibali buyutan aminin, ve bunlar
dağlardan güven içinde evler yontuyorlardı. Yani bugün günümüzde de bunların kalıntıları var. Dünyanın değişik yerlerinde misalleri var. Bazı yerlerde dağlar yontulmaya müsait. Oraları yontmuşlar. Oralarda kendilerine evler edinmişler. فَاَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ Ama bunlar sabaha girdiklerinde sayha, çok şiddetli bir ses bunları yakaladı. فَمَا اَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ve onların kesbettikleri şeyler kendilerine hiçbir yararı olmadı. Yani çok sağlam evlerdelerdi ama o evler onlara fayda vermedi. Allah şiddetli bir sayhayla, şiddetli bir ses ile onları helak etti. Cenab-ı Hak her türlü aşırılıklardan hepimizi muhafaza eylesin ve istikametle yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.